Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karatecimiz Meltem Hocaoğlu Akyol'la birlikte İstanbul'dayız ve şimdi Meltem'in hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Meltem'cim tekrar merhaba. Şimdi senin bütün hikayeni senden dinlemek istiyoruz ama önce şuradan başlayalım. Kısaca seni bir tanıyalım. 92 yılında Pendik'te doğdum. Boşnak bir ailenin kızıyım ve hala orada yaşıyorum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini bitirdim ve orada yüksek lisansıma devam ediyorum. Pendik'te beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum ortaokulda. Senin öğrenci olduğun yıllara dönelim. Sporla nasıl tanıştın? Nasıl başladın? Nasıl profesyonel sporcu oldun? Bu hikaye neden ve nasıl başladı? Aslında işin özü sporcu bir aileden geliyorum. Kuzenlerim, amcamlar, annemler, teyzemler çok spora yatkın ve işin içerisinde kürek, atletizm, jimnastik yapan kuzenlerim de var. Ama benim harika bir öğretmenle tanışmamla bu yolculuğum başladı. İsmi Gülcan Aysu, ilkokul öğretmenim. Bizi sınıf olarak karateye yönlendirdi. Ve tüm sınıf bir arada hafta sonları buna başladık. Oradan elene elene devam eden kişilerden biri olarak kaldım ve bugünlere geldim diyebilirim. İlkokul kaçıncı sınıftaydın? Birinci sınıftaydım. Birinci sınıfta ilkokul öğretmenin senin hayatını değiştirecek bir yola yönlendirdi. Aslında bütün sınıfı yönlendirdi ama belli ki sen çok sevdin ki devam ettin. Nesini çok sevdin de devam ettin? Hem bulunduğumuz ortam, Erzen Hocam harika bir antrenördür kendisi. Hem arkadaşlarımla bir arada olmak, hem zaten spora yatkınım ve çok seviyordum hareket etmeyi. Hareketli her şey beni cezbediyordu. Ortam, arkadaşlarım, zevk almak, yakın olmak, ailemin ilgisi, etrafın ilgisi bunlar büyük faktörlerdi. Bunlarla birlikte daha da motive oldum. Sanırım o kıyafet çok havalıydı. Ben biraz da çizgi filmler, animasyonlar, doğaüstü işler, kahraman olmak, içindekini ortaya çıkarmak bu kıyafette onun bir yolu gibiydi. Kuşaklarınız sizin derecenize ve eğitiminize göre artıyor. Yani öğrendikçe önce çırak oluyorsunuz, daha sonra ustalığa giden bir yolculuk var. Bunlar da beni sanırım cezbetti. Milli sporcu ne zaman oldunuz? Tüm hayallerim bir sonraki adımla kendimi buluyorum. Milli sporcu olayım, dünya şampiyonu olayım diye bir başlangıç hayalim yoktu açıkçası küçükken. Ama hep bir sonraki adım, bir sonraki adım üzerine giderken bir anda kendimi Türkiye şampiyonu olmuşken buldum. 12 yaşındaydım. Daha sonra milli takım serüvenim 15 yaşında başladı. Milli takıma girdim. Yakınımdan, kulübümden arkadaşlarım vardı. Ailem için çok büyük bir heyecandı. İlk defa aileden biri milli sporcu oluyordu. Onun heyecanıyla ilerledik. Bu da bana bambaşka kapılar açtı. Sen şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcususun. İlk kulübün neresiydi? Pendik Doğuş Spor Kulübü. Nasıl, neler hissettirdi sana 15 yaşında ülkeni temsil etmeye başlamak? Öncelikle o bayrak için yarışıyor olma algısını çözümledim. Bunu içime oturttum. Sonra arkamda bana güvenen insanlar beni oraya gönderiyordu. Artık kendi çevremde, kendi arkadaşlarımla sürekli yarıştığım sporcularla değil, farklı yabancı sporcularla olmak vardı. Ve 15 yaşında yurt dışına çıkacaktım. Bu benim düzeyimde yaşadığım aile sisteminde pek kolay erişilebilir bir şey değildi açıkçası. O büyük bir hayal gibi geldi ve ben böyle şeyleri çok severim, çok açığım. Biraz da çat pat boşnakça biliyorum. O da bana yardım eder diye düşünmüştüm ve gittiğimde orada finalde boşnak bir rakiple çıktım. Hatta döndüğümde dedeme şunu dediğimi hatırlıyorum. Onun taktiklerini de anlıyordum. Ona göre maç yaptım ve bu beni daha iyi yaptı vesaire gibi. Yurt dışını görmek, farklı şeyler deneyimlemek, başka insanlar, başka kültürleri görmek de 15 yaş için çok büyük bir artıydı, hediyeydi. Zaten sosyal medyada küçük Meltem'in fotoğrafını paylaşmışsın ve demişsin ki aslında benim hikayem küçük bir kız çocuğunun
renkli dünyalarda dolaşmasının hikayesi. Senin renkli dünyalara açılan kapın oldu sporcu olmak ve milli sporcu olmak, ama her sporcunun öğrendiği ve öğrenmesi gereken o kadar anlamlı değerler var ki. Sen bunları nasıl sıralarsın? Sanırım sporla birlikte adaptasyon, disiplin, bir yere bir enerjini harcama, sağlıklı yaşam, kendinin farkında olma, sosyalleşme, bunlar benim için temellerdi. Ve doğru bir şey yaptığına, inandığın şeyi yaptığına, bunun için çaba sarf etmeyi ve karşılığını bu şekilde almanın en iyisi olduğuna inanmak. Annenle babanın tepkisi, yaklaşımları nasıl oldu? Açıkçası annem ve babam çalışıyordu ve ben anneannemle dedemle büyüdüm. Onlar daha çok bu süreçte yanımda oldular. Dedem tüm maçlara gelirdi, bir arada antrenmanlara giderdik. Annem çalışmalardan dolayı çok yakın olamadı, müsabakaları vesaire izleyemedi. Ama tüm bu çekirdek ailemin içeriğinde biraz tedirginlik vardı yaşanabilecek sakatlıklardan dolayı. Yeniliyorum bazen, eve üzgün dönüyorum, onun üstesinden gelme. Dersler şu anda çocukların çok büyük sorunu olan sınavlar vesaire, gelecek kaygısı, bunlar vardı. Ama onları her zaman benim isteklerime ve tercihlerime saygı duydular. Bunun da karşılığında onların güvenlerini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Peki, o zaman şu yaptığın sporu bir tanıyalım mı? Hiç mesela ben şu farkları bilmiyorum. Tekvando, judo, karate. Hepsi savunma sporu. İşte hepsinde bedenin, işte bacaklar, ayaklar, eller, kollar çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Hepsinin bir kostümü var, değil mi? Ama bir yandan da biliyoruz ki o iş öyle değil. Hepsinin incelikleri farklı. Karate, kelimeden başlayalım. Karate ne demek? Kara, boş, te, el anlamına geliyor. Aynı zamanda karate do olarak da söyleyebiliyorsunuz. Ve fark edersiniz hepsi aynı menşe. Karate do, judo, tekvando. Do da yol, felsefe anlamına geliyor aslında. Hepsinin özü aynı olduğu için birbirine yakın ve karıştırılıyor olabilir. Ama profesyonel anlamda bakıldığında judo biraz daha tutup yönlendirmeye yönelik, güreş diyebilirim anlaşılması için. Tekvando biraz daha ayak ağırlıklı. Yani tekmeler ağırlıklı tekvandoda. Evet, nakal sistemi var, ittirme var. Karate biraz daha el ve ayak birlikte eşit ağırlıklı diyebilirim. Ve bizde vuruş çekiş var. Bunu anlatması biraz güç oluyor ama darbe belirli düzeyde ve puan alabilecek sistemde kriterleri var. Knockout kesinlikle yok. Ceza alıp atılma ihtimali var. Şimdi farkları bilmiyorum dedim ama birazcık da dersime çalışırken karşıma şöyle bir cümle çıktı. Karate'de rakibinin canını acıtmak yasak. Şimdi bunu nasıl başarıyorsunuz? Belirli kriterler var. Zaten kurallar içerisinde yarışıyoruz ve bunun eğitimini alıyoruz senelerce. İki taraf da aktif, iki taraf da hareketli. Zor olan tarafı bu. Zoru eğlenceli kılan da bizim senelerce aldığımız eğitim. Yani ayağımızı bir hızla tekme haline getiriyoruz ama rakibimizi nakavt edecek ya da ona büyük hasarlar verecek şekilde değil. Vuruş ve çekiş yapıyoruz. Çok yüksek hızla, süratle o tekniği yapıp gösterip temiz bir şekilde puan almaya yönelik. Çekişten kastın vurduktan sonra hemen önceki ilk pozisyonuna geri dönmek, değil mi? Evet, kesinlikle o. Aynı zamanda belimize taktığımız kuşağın alt bölümüne vuruşlar kesinlikle yasak. Sadece üst bölümü vurabiliyoruz. Yumruklar ve tekmeler var. Düşürüp vurma çalışması var. Fakat knockout ve karşı tarafa zarar verme, onu mücadeleden düşürme, mücadele edemeyecek hale getirme yasak. Bu şekilde diskalifiye oluyorsunuz. Ne kadar sürüyor bir karate müsabakası? 3 dakika sürüyor ama tabii bunun durması, başlaması, aralarda verilen aralıklar 4-5 dakikayı buluyor. Sıkletler var karatede de. Sen hangi sıklette yarışıyorsun?
Ben olimpiyatlarda artı 61 kiloda ülkemi temsil edeceğim. 61 kilo ve üstü sporcular, yani karatenin ağır sikleti diyebiliriz. Kara boş, yani silahsız demek, T'de el demek, evet. Değil mi? Ve Japon savaş sanatı olarak da tanımlanıyor karate. Savaş sanatı karate'de, sporda neleri içeriyor? Yani hangi incelikler var? Açıkçası oradaki do da bir yol felsefe anlamına geliyor. Bir mücadeleyle felsefeyi bağdaştırmanız gerekiyor. Evet, kendinizi bir şey haline getiriyorsunuz. Ama bunun içinde hem fiziksel hem zihinsel olarak bir birleşim, bir ilerleme var. Kendinizi bir savaş makinesi haline getiriyorsunuz bile diyebilirim. Ama bu sırada fiziksel olarak dayanıklılığınızı arttırırken, farklı hareketleri yapabilir hale gelirken, zihinsel, mental olarak da bazı şeylerin üzerinden, üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bunların birleşimidir. Karate, saygı, hoşgörü ve bunların birleşimiyle ortaya çıkar. Bunun da ilk başında os vardır. Biz bu selamlamayı os diyerek yaparız ve öne doğru bir eğilme rei ile uygularız. Bu os, elimden gelenin en iyisini yapacağım, vazgeçmeyeceğim, pes etmeyeceğim. Her şeyin elimden en iyi şekilde, geldiği şekilde yapacağım demek oluyor. Bunu müsabaka yerine girerken antrenörümüze, bizden daha kıdemli birine karşı söylüyoruz. Bu da işin aslında temelini oluşturan bir değerin en güzel göstergesi. Sadece bedeninizi kullanmıyorsunuz, bir de ses çıkarıyorsunuz. Onun anlamı, katkısı varsa nedir? İçimizde bir ki enerjisi var, her insanda olduğu gibi. Bu bir yaşam enerjisi diyebiliriz. Bunu ortaya çıkarıyorsunuz. Herhangi bir hareket yaparken de böyle düşünün. Bir hareketi yaparken zorlanıyorsanız vücudunuzdan bir, yani bir ses çıkıyor. Biz onu en iyi şekilde ortaya koyup tüm enerjimizi o tekniğe yönlendirmek amacıyla bunu dışarı söylüyoruz yaparken. Kia şeklinde ortaya koyuyoruz. Ve bu aslında bir taraftan da puan alma kriterlerinden biri. O tekniği yapma, derecesi, vuruş çekiş, o sırada vücudunuzun durumu, daha sonrasında toparlanmanız ve sesiniz. Bunların hepsi puan alma kriterlerinden biri. Karate'de sizin seviyeleriniz var değil mi? O seviyeleri bize bir anlatır mısın? Dojo'ya, antrenman yaptığımız yere girdiğimiz an başlıyor bu durum. Sizden bir gün önce gelen biri bile olsa o sizden daha üst rütbeli sayılıyor. Ve belimize taktığımız o kemerlerin rengi de aldığımız eğitim, yapabilitelerimiz bazında değişiyor ve yükseliyor. Beyaz kıyafetimiz zaten paklığı, temizliği ve saflığı gösteriyor. Kuşağımızda beyazla, yani hiçbir şey öğrenmemiş ve her şey açık bir şekilde başladığımızı simgeliyor. Beyaz, daha sonrasında sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi, siyah olarak ilerliyor. Sonrasında ustalık derecelerini almaya başlıyorsunuz. Bunlara da dan deniliyor. Sen dan değilsin. Ben şu an siyah kuşak üçüncü danım. Üçüncü dansı. Evet. Yani istersen ustalık, senseilik yapabilir misin? Evet. İstiyor musun? Küçük çocuklara senseilik yapmak istiyor musun? Var mı böyle bir hayal? Bir arada çalıştığımızda, hareket ettiğimizde, çünkü bence herkesin birbirinden alacağı şeyler var. Bu 6 yaşında da 60 yaşında da farklı şeylerdir. Buna inanıyorum. Tabii ki. Bir arada olmaktan da zevk alıyorum. Günün birinde neden olmasın?
siz hocanıza, antrenörünüze de özel bir kelimeyle sesleniyorsunuz, değil mi? Hangisi o? Sensei. Yani usta demek. Evet. Senin senseyin, ustan kim? Benim ilk senseyim Ercan İnce. Kendisine başladım karateye. Onun gösterdiği değerler, eğitim, oluşturduğu harika ortam devam etmemi ve başarı getirmemi sağladı. Bu çok önemli çünkü insan neyse onu veriyor karşı tarafa. Hı hı. Ve en çok ihtiyaç duyduğu şey sadece karate olmadığını biliyor. O bir aynı zamanda baba, ihtiyaç duyduğunda bir abi, ihtiyaç duyduğunda bir arkadaş olabilmeyi bildiği için ben şu an buralara gelebildim. Her zaman desteğini de arkamda gördüm. Ercan Hoca, Meltem ilk kez karşınızda gelip tatamiye çıktığında kaç yaşındaydı? 6,5-7 yaşındaydı. Peki o günlerden bugüne bu kadar başarılı bir grafik izlemesinin size göre en önemli nedenleri neler? Bir kere hırslı bir yapıya sahip, kaybetmeyi sevmeyen, çalışmayı çok seven, çalışmada hatta ve hatta sonra belli bir yaşa geldiği zaman çalışmada bazı şeyleri denetleyebilen veyahut da karşı bir fikir üreten bir sporcuydu. Dolayısıyla bu yetenekleri de, kendisinin zaten motorik özellikleri de bu spora uygundu. Bu uygunlukla beraber de başarı bu şekilde birlikte geldi. O günlerde Meltem'in bir gün olimpiyat oyunlarında ülkesini temsil edeceğini düşünür müydünüz, hayal eder miydiniz? Tabii her antrenörün düşüncesi olimpiyat, her sporcunun da düşüncesi olimpiyat. Tabii ki biz bir antrenör olarak biz yetiştiği başladığımız çocuğumuzun herhalde olimpiyatta derece yapmasını veyahut da olimpiyata katılmasını isteriz. Meltem de bunlarda yetenekleri olduğu için de bu bir hayal olarak geldiydi ama hayaller gerçekleşti. Sen dünya şampiyonusun. Ne zaman dünya şampiyonu oldun? O nasıl oldu? Dünya şampiyonu olduğun süreci bize bir anlatır mısın? Açıkçası dünya şampiyonu benim için unutulmaz anlarımdan biriydi. 2011'de gençler şampiyonası için Malezya'ya gittik. Onun öncesinde zorlu bir süreç geçirmiştim. Ve oraya gittiğimde ortam şartları vesaire bunlara adapte olayım derken gece rüyamda bir sporcuyu gördüm ve sporcuya şöyle diyorum, bu senin mi diye bir madalya uzatıyorum. Sporcuyu biliyorum. Ertesi gün tüm elimden geleni yapacağımı söz vererek tatemiye çıktım ve finale çıktım. Finalle, elemelerle final arasında da 3 saat kadar bir fark var. Ve öğrendim ki rüyamda gördüğüm sporcuyla çıkmışım. Bayağı haberci rüya gibi olmuş. Gerçekten öyle oldu. O beni çok heyecanlandırmıştı. Acaba rüyamın anlamı ne vesaire gibi bir düşünceye kapılmıştım. Daha sonra 3 dakikalık dediğim o mücadele sürerken bir türlü iki tarafta birbirinden puan alamıyordu. Son saniyelere girişilmişti ve gerideydi. Sonra çok uzun bir rakipti. Gerçekten ortalamanın da üzerindeydi. Ona tekme atarak maçı çevirdim. Ve o anda böyle hayatın slow motion gibi görürsün ya, o şekilde tüm hakemlerin tek tek bayrak kaldırıp bana puan verdiğini gördüm. O anı unutamıyorum. Tatami'de rakibinle mücadele ederken tam da bu müsabakada, sana dünya şampiyonluğunu getiren müsabakada dedin ya, ikimiz de puan alamıyorduk birbirimizden. Sadece savunma değil, bir yerde de artık atak olmak ve girişmek gerekiyor, değil mi? Kesinlikle hayattaki gibi cesur olmanız gerekiyor, atak olmanız gerekiyor. Bunu da doğru zamanda, doğru şekilde ve yapabileceğiniz düzeyde ortaya koymanız gerekiyor. Peki cesur olmak ve atak olmak dışında karate sana hayata dair başka neler öğretti Meltem? Geriye baktığımda daha iyi anlayabiliyorum.
karate benim hayatımı oluşturmuş, bugünlere gelen, bugünden gelmiş Meltem'i ortaya koymuş. Hayatın bir ön provası gibi görüyorum. Çünkü emek vermeniz gerekiyor, disiplin içerisinde çalışmanız gerekiyor, doğru bildiğiniz şeylerin arkasında durmanız gerekiyor, iyi bir şeyler yapmaya, ortaya koymaya çalışmanız gerekiyor. Hiç vazgeçmeyi düşündüğün oldu mu? Çok zorlandığın, buraya kadarmış dediğin? Oldu aslında. Yani zorlandığım için değil, farklı tercihlerim olduğu için, farklı şeyler yapmak istediğim için bıraktığım zamanlar oldu. Bazen dediğiniz gibi bıktığım, yorulduğum zamanlar için oldu. Sonra şöyle bir dönüp bakıyorum, yani 10 yaşındaki Meltem tek başına sırtında çantayla o kadar yol gitti diyorum. Yani şu an altında arabam var, rahatsın. Ama o zamanlar yürüyordun, kar, kış, kıyamet ve hiçbir getirisi, hiçbir sonrası yoktu. O yaptı, onun için devam etmelisin diyorum. Benim dışımda emek veren binlerce insan vardı arkamda, onlar için de. Ama önce kendi çocukluğuna verdiğin sözü tutmak gibi bir şey mi? Evet, kesinlikle ona kıyamıyorum galiba. Genelde spor, senin branşın özelinde de aslında bütün branşlar için geçerli ama şimdi bir karateciyle konuştuğum için öyle söyleyeyim. Özelde de karate yapan bir kadın olmak o kadının donanımını artırıyor diyebilir miyiz? Donanımını, özgüvenini, hayata bakış açısını, neleri başarabileceğini kendine, önce kendine kanıtlıyorsun. Sonra da dışarıya bu enerjiyi veriyorsun ki insanlar da sana o şekilde bakmaya başlıyor bence. Küçük bir kız gelse, ben de senin gibi karate yapmak istiyorum dese, ne söylersin onun kulağına? Bir tek şey söyleyecek olsan? Vazgeçme derim. Taze evlisin, değil mi? Öyle diyebilir miyiz? Evet, 2 sene oldu. Evlilikle profesyonel sporculuk nasıl gidiyor? Sporculuk zaten ayrı, fakat profesyonel sporculuk daha da ağır bir durum. Çünkü sürekli müsabakalarda, yurt dışında, fiziksel çalışmaların yoğun olduğu ve yorgun olduğunuz doğal olarak dinlenmeniz gereken, kendinize ayırdığınız zamanın çok az olduğu ve kamplarda geçirilen süreçler anlamına geliyor. Eşin de sporcu mu? Hayır, bankacı. Ama anlayışı ve ilişkimiz bazında buna alıştı ve bana saygı duyuyor. Emeklerimin karşılığını almam için de her zaman destek veriyor. Bu yüzden galiba bir aradayız ve devam edebiliyoruz. Küçük Meltem'e verdiğim söz nedeniyle de bırakmadım dedin ya. Şimdi onun hayalleri bir gerçekleşti, değil mi? Belki önce İstanbul şampiyonu olmak istiyordun, oldun. Türkiye şampiyonu oldun. Dünya şampiyonu oldun. Şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapan Meltem'in en büyük hayali ne? Tabii ki olimpiyat şampiyonu olmak. Bunun için mücadele ediyorum son 5 senedir. Çünkü daha önce karate olimpiyatlarda yoktu. Ben karate başladığımda da böyle bir ihtimal yoktu. Fakat şu an buna denk geldim ve bu benim için büyük bir şans. Şu anda olimpiyata gidecek tüm karateciler dünyada ilk defa olimpiyatlarda yarışacak olan karateciler, belki de son olacak maalesef. Neden? Umarım ki olmaz. Çünkü 2024'ten de çıkarıldı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda karate olmayacak. O zaman çok özel. Evet. Yani şimdi olimpiyatlara katılmak bir sporcu için en özel başarı, karateciler için ve senin için çok daha özel. Harika bir takımız. 8'de 7 bir kota aldık. Hı hı. İlk gidecek Türk sporcularız. Oradan da 7 altın madalyayla dönersek daha büyük bir ilk başaracağız. Şimdi bizim programımız, senin bölümün yayınlandığında olimpiyat oyunları gerçekleşmiş. Ve sen orada elinden gelenin en iyisini yapmış. Ve umuyoruz ki madalyayla dönmüş olacaksın. Bunu bir belirtmek istiyorum.
Ama şimdi bugünden, daha henüz olimpiyatlar gerçekleşmemişken nasıl hazırlandın? Kotayı nasıl aldın? 5 sene önce olimpiyatlarda olacağı açıklandı karatenin ve ben o süreçte bir Kore'den yurt dışından burs kazanmıştım. Oraya gidecektim açıkçası. Olimpiyatlar olduğunu öğrenince geri kalıp mücadele etme kararı aldım. Ve olimpiyat şansı için bu 5 sene boyunca ayda bazen 2 farklı ülkeye gidip müsabakalara girdik. Yoğun bir dönemdi açıkçası. Ve 2020 pandemi Mart ayında ortaya çıkmadan önce son 2 müsabakamız kalmıştı. Ve ben gidecektim aslında sıralamamdan dolayı. Müsabakalar iptal edildi ve bana direkt olimpiyat biletini aldığım söylendi. Yani gidiyordum 2020 yılında. Fakat daha sonra müsabakaların iptal olacağı, 2021'e olimpiyatların erteleneceği söylenince bir sene boyunca bir antrenman dönemim tekrar oldu. İptal edilen müsabakalar gerçekleşti ve ben hepsinde birinci olarak bu sefer istediğim gibi tatami üzerinde mücadele ederek kotamı almış oldum. İki kere kota almış oldun yani. Evet, biraz öyle oldu. O zaman ben de sana os demek istiyorum. Yani evet yapabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, tahammül edeceğim ve pes etmeyeceğim. Os. Os. Bunu yapacağına yürekten inanıyoruz. Çok teşekkürler Meltemciğim. Yolun açık olsun. Ben teşekkür ederim. Meltem Hocaoğlu Akyol'dan karatenin inceliklerini öğreneceğim. Tabii inceliklerinin iyisine bile başlamam mümkün değil ama. Şimdi Meltem'cim, ben tatemiye ilk kez çıkmıyorum ama tekvandocularla biraz çalışmıştım. Tatemide karate ilk olacak. Sen bana böyle birkaç önemli bir şey öğretirsen, bilmiyorum becerebileceğim mi bakalım. Hepimizin ortak durumu os, yani selam. Hı. Şimdi birlikte bunu yapacağız çünkü ben sizi çalıştıracağım. Siz de benimle birlikte bu çalışmada tamam. bulunacaksınız. Sen şu an benim senseyimsin. Tamam, ben bir haftadır araba temizliyorum. Senle tatemiye ya, çıkacağım harika. Diye. Böyle. Cirola, parlat. Evet, az yapmadık. Şimdi onun karşılıklı çalışmasını göstereceğim. Tamam. Eller yanda. Selam. Os. Os. Biraz sizde şeyi seziyorum, altyapı varmış gibi. Bunun için önce bir reaksiyonunuzu test etmem gerekiyor. Tamam. Küçük bir çalışmamız var. Eldivenlerimi kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu şekilde, bunlar yumruklarımızı hızlandırmak için. Küçüklere bu şekilde öğretiyoruz çocuklara. Ha, ama bunun tutacağım, bir bununla bir onunla. Evet, kolay olurdu tutmak. Ben biraz daha sizin için zorlaştıracağım. Ve bunu bıraktığınız anda diğerinizi çekmenizi istiyorum. Deneyin şimdi bakalım. Dakika. Onu hissedin, biraz dokunun. Şöyle. Evet, diğer elinizle tutmaya çalışın. Ama. Tekrar yapalım. Bırakırken diğer elle tutmaya çalışın. Evet. 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 Ay, çok güzel. Oldu, fena değil değil mi? Evet, gayet iyi. Bunu, şimdi bunu geçtik. Yumruğa adapte etmeye çalışacağız. Hı. Yumruklarımızı küçük parmağımızla itibaren kapatıyoruz. Şöyle. Baş parmağımızı üstüne kapatıyoruz. Vurduğum yerlerim şu sert bölümlerim. Evet, biraz daha. Biraz daha sert. Çok güzel, biraz daha. İşte bu bizim istediğimiz şey. Çünkü vuruş ve çekiş. Sesle, kiyayla. Çığlık atıyor. Evet, içinizden geldiği gibi. İşte beklediğim an, bütün söyleyemediklerimi burada söyleyeceğim. İç. Şimdi sesle. Ni. Kia! Vururken sen dur bir daha. Go! Kia! Evet. Mesela biri size saldırıyor. Kendinizi koruyacaksınız. Doğal olarak bir yani. İnsan bir ellerini Allah korusun kaldırıyor. Ama bilginin kötüsü evet. olmaz. Evet. Tamam, öğrenelim. Şimdi önce kendinizi koruyacaksınız. Aha. O yumruktan, o saldırıdan uzaklaşacaksınız. Sonra da karşı atak yapacaksınız. Tamam. Diyorum. Ha. Böyle. Diğer elle. Böyle. Diğer elle. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Böyle. Böyle. Evet. Şimdi kendi tamam, koruma bölümü. Geliyorum.
böyle, böyle. Aynen böyle ve etkisiz hale getiriyorsunuz karşı tarafı. Tamam, bir de tekme yapalım mı? Deneyelim. Bakalım. O da eksik kalmasın tekmede. Bu ayağınızla vurabilirsiniz. Gel. Evet. Şimdi bunun üzerine vuracaksınız. Ayağımın tabanıyla mı vuracağım, üzeriyle mi? Ayağınızın üzerini kullanacaksınız. Aha. Fakat bu sırada topa vurur gibi düşünün. Bizde nasıl vuruş çekişi pat var pat diyordum. Aynen. Vuruş çekişi tamam yapacaksınız. Evet. Tekrar. Tekrar. Şimdi Kia'yla lütfen. Kia! Bravo. İç. Kia! Ne? Kia! Son. Kia! Bravo. Bence çok rahat yapıyorsunuz. Altyapıyı teknoloji yani, arkadaşlarım iyi vermiş gibi. İstidadım var mı? Evet, her şey olabilir. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bitince de selamlaşıyoruz, evet, değil mi? Os. Teşekkür ederim. Çakalım. Teşekkür ederim. En başarılı olduğum bölümlerden biri karate. Net. Kia. Kia.